Kütahyalıların yeni cazibe noktası Kütahya Belediyesi'nin önündeki alan oldu. Salgın sürecinde evlerinde sıkılan ve normalleşmeyle birlikte kendilerini dışarı atan vatandaşlar, yeşil alanda mesafeli şekilde oturarak yaz akşamlarının tadını çıkarıyor. Genç yaşlısı birçok kişinin uğrak noktası olan belediye önündeki alanda yaz etkinlikleri ise devam ediyor. Kütahya Belediyesi tarafından kurulan statla mini konserler verilerek vatandaşlara açık havada tiyatro ve sinema keyfi yaşatılıyor. Alanı dolduran vatandaşlarla zaman zaman bir araya gelen Başkan Halim Işık, belediye olarak alanı farklı etkinliklerle değerlendirmeye çalıştıklarını söyledi. Özellikle belediyemizin önündeki yeşil alan bu pandemi sürecinde vatandaşlarımızın ve özellikle de gençlerimizin nefes aldığı çok değerli bir alana dönüştü. Onun için burayı her gün bir farklı etkinlikle değerlendirmeye devam edeceğiz. Burasını özellikle herhangi bir ticari amaçla değerlendirmeden vatandaşlarımızın serbest, ücretsiz olarak kullanabildiği bir alan olarak düşünüyoruz. Ama bu da bize şunu gösterdi, Kütahya'da gençlerimizin ve vatandaşlarımızın açık alan olarak ihtiyaçların ne kadar çok önemli olduğunu ortaya koydu. O nedenle şu anda devam eden Millet Bahçesi projemizin yaklaşık imalat süreci %40'lara yaklaştı. Mart ayı itibariyle inşallah tamamı bitmiş olacak. İldeki Millet Bahçesi bittiğinde halkın kullanımına sunulacağını belirten Işık, bu tür alanları farklı projelerle yaygınlaştıracaklarını ifade etti. Şu anda da ihale süreçleri devam eden gerek Yaşam Parkı, gerekse Maltepe Ahmet Yakupoğlu Parkı projelerimiz en kısa zamanda uygulamaya geçecek. Yedigöller projemizle ilgili yine ihale süreçlerimiz devam ediyor. Yani 2022 yılı içerisinde bu yeşil alan ağırlıklı dinlenme ve açık hava etkinliklerinin çok olduğu alanları şehrimize çoğaltacağız.